Şimdi bu konuda bir konuğum var. Karadeniz'den deprem haberi gelmesine çok alışık değiliz. Karadeniz'in bazı şehirlerinde tabii ki fay güneylerinden geçiyor ama buradaki hareketlilik acaba ne anlama geliyor? Deprem uzmanı Profesör Doktor Süleyman Pampal konuğum. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Bu depremin olduğu yer ne ifade ediyor? O bölgede bir fay var mı? Hangi fay ile bağlantılı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz uzman olarak? Şimdi bu depremin olduğu bölge tabii kocaman Avrasya levhasıyla, güneydeki Anadolu levhasının ya da levhacığının diyoruz, sınır bölgesi. Güneyde sizin belirttiğiniz Kuzey Anadolu fayı var. Yani Erzincan, Karlova, Van civarından başlayıp Marmara içinden, güneyden ve kuzeyden Ege, Yunanistan'a doğru giden Kuzey Anadolu fay hattı. Ve özellikle aletsel dönemde çok sayıda yıkıcı deprem yaşadığı için işte bu fayın üzerinde deprem olur, başka kıyı bölgelerinde de deprem olmaz filan inancı yerleşmiş durumda. Bazı meslektaşlarımız da bu kıyıdaki şehirlerin en güvenli yerler olduğunu dile getiriyorlar. Evet, öyle duyuyoruz genelde. Öyle değil yani, bu kocaman levhaların sınır bölgesi. İşte 6 Şubat Kahramanmaraş üst merkezli depremlerde, yani sadece Doğu Anadolu fayı kırılıp yıkıcı 7,8-7,9'luk depremi üretmedi. Çevredeki faylar da harekete geçti, kırıldı. Bundan sonra da kırılma ihtimali var. Levhaların sınırları öyle çizgisel bir fay şeklinde yorumlanamaz. Burada da durum böyle. Burada da ta Gürcistan sınırından, Batum civarından bizim kıyı çizgimize, yani deniz kara sınırının deniz tarafından kıyıya paralel aşağı yukarı Zonguldak'a kadar gelen gene Kuzey Anadolu fayına da kısmen paralel doğrultu atımlı fay var, ama bu aynı zamanda ters fay bileşim, bindirme bileşimli bir fay sistemi. Ancak tarihsel ve güncel dönemde bu bölgede, yani deniz tarafında çok yıkıcı deprem yaşamadık. Sık depremler, ancak yıllardır vurgulamaya çalışıyorum, Türkiye'nin depremden muaf yeri yok. Ama şimdi deprem var, deprem var hocam. Yani oralarda deprem olur, deprem normaldir, ama yıkıcı büyüklükte bir deprem olmaz mı diyorsunuz? Yoksa hayır, yıkıcı depremlere de varabilir mi diyorsunuz? Hangisi? Yıkıcı depremlere de varabilir. Yani kuzeyde denizin içinde oldukça büyük levha sınırı teşkil eden, Avrasya ile Anadolu levhalarının sınırını oluşturan Kuzey Anadolu fayıyla birbirine yakın ve paralel fay var. Ve ayrıca zaten kara tarafında da bu ters faylar her ne kadar neotektonik dönemde hareket etmemiş, yani pasif fay olduğu değerlendiriliyorsa da bu tehlike az da olsa mutlaka var. Ama tabii asıl Karadeniz bölgesini etkileyecek depremler Kuzey Anadolu fayı. İşte 39, 41, 42, 43, 44 depremleri bu Samsun'un hemen güneyinde. Evet. 39 depreminde Zonguldak'ta deniz suyunun 3,5-4 metre kabardığı ve kıyıda hasar yaptığı kaydediliyor. Yani Karadeniz bölgesi hem kuzeyde hem güneyde, özellikle güneydeki Kuzey Anadolu fayının üreteceği 7-8 arası büyüklükte, öyle depremler üret son 100 yılda 1912'den başladı. Yakın zamana kadar en son Düzce, işte 17 Ağustos 99'dan sonra Marmara civarında, şu anda da İstanbul ve kuzeyde ve güneyde. Biraz vaktimiz var ama şunu biraz netleştirmek için sormak istiyorum hocam. Yani işte hattın geçtiği yeri görüyoruz. Genelde bu hattın kuzeyinde kalan şehirleri güneyinden bölüyor bazı şehirleri. Samsun'u bölüyor, işte orada görüyoruz. Hemen işte Kastamonu'yu biraz aynı şekilde. Ama kuzeyde kalanlar dediğiniz gibi bir hareketlilik olsa da biraz daha rahat nefes alıyor. Bizim buralarda yıkıcı biraz bir deprem olmaz diye. Şimdi onlar da kaygılanıyor olabilirler. Ne diyorsunuz o bölgede yaşayanlara? Biraz, özetle bir uyarınız mı var? Biraz daha rahat nefes alabilirler ama sadece birazcık.
Yani bizim burada deprem olmaz, biz güvenli bir yerde yaşıyoruz diyemezler. Biz diyemiyoruz. Yani bu Türkiye'nin neotektonik gelişimini, Türkiye işte Avrasya levhası, Afrika levhası, Arap levhasının dördünün içinde sıkışmış vaziyette ve kaçıyor. Güneybatıya doğru kaçıyor Anadolu. Yani Doğu Anadolu'yla Kuzey Anadolu fayı Karlova civarında kesişiyor. Oradan itibaren batıya, sonra Ege bölgesi, Batı Anadolu, güneybatıya doğru yıllık 3,5 santimetrelik bir hızla hareket ediyor. Şimdi bu Kuzey Anadolu fayı, transform fay dediğimiz levha sınırını oluşturan fay, ama tek başına levhayı bu fay oluşturmuyor. Bunun kuzeyinde de Avrasya ile Anadolu'nun sınırını teşkil eden gene buna benzer sağ doğrultu atımlı bir fay var. Bu bindirme bileşenli, ters fay bileşenli bir fay. Dediğim gibi Batum civarından, Gürcistan civarından başlıyor, Zonguldak civarına kadar geliyor. O bakımdan Karadeniz'in bu bahsettiğiniz kıyı şeridindeki yerleşim alanları güney ve kuzeydeki fayların arasında bulunuyor. Ancak bu kuzeydeki fayın ürettiği depremler dediğim gibi güncel, yani son yüzyılda aletsel dönemde ve tarihsel dönemde çok büyük deprem üretmemiş. Peki. Bu hiç deprem üretmeyeceği anlamına Anlamına da gelmiyor. gelmez. Yani Dünyada yurdumuzun örnekleri her var. yerinde yapı stoğumuzu güçlendirme konusunda aynı standartları Evet. uygulamamız gerek. Özetle çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Rica Süleyman ederim. Pampal, bilgilendirdiğiniz için sağ olun.